Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmena Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmena billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Sadakallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Amin. Size 3-4 tane bir şey anlatayım hemen. Amin. Allah kabul etsin. Hemen. Birincisi, zor olan bir şey bazı kişilere bazı zamanda kolayla oluyorsa inayet var demektir. Ölçü bu. Daha sen mutadid defa denedin olmadı veya başkaları denedi zor oldu veya olmadı. Sen denedin oldu. Bunun adı inayettir. Tamam mı abi? Başka bir şey anlatayım size. Bunu da ilk defa yeni öğrendim şimdi. Şu ağacı görüyor musunuz? Şu. Bu ağacın bir evveli var. Çekirdek. Bir ahiri var. Meyvesindeki çekirdek, meyve. Bir de gözüken var. Zahir. Bir de gözükmeyen arka tarafı batın var. Allah'ın isması. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Ve huve bikülli şeyin alim. İkinci şu anda anlatıyor. Yeni öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Şimdi ikisi birbirlerine zıt. Evvel, ahir. Zahir, bat. Celal, cemal. Zıt değil. Celal ülkesi, cehennem. Cemal ülkesi, cennet. İkisinin cemi, kemal. Kemal oradan çıkıyor. Şimdi bir şey anlatacağım. Bu 4 tane ismi evveli ahırla karşı karşıya getir. Allah affetsin namazda böyle oldu. Evvelle ahir karşı karşıya yansıttır lamba gibi. Zahirle batını yansıttır. Bir küre düşün, küre yuvarlak. Bu tarafına evvel, burasına ahir. Burasına zahir ve burasına batın. Birbirine vurursa, celal ile cemali vurursan, kemal çıktığı gibi, çok tuhaf, ilk defa ömrümde diyeceğim, bildim. Doğru olduğunu da bilmiyorum. Evvel ile ahiri, zahir ile batını aynı noktada çatıştırırsan, mahlukat çıkıyor. Mahluk oluyor. Yoksa bunlar esma, mahluk değil. Mahluk böyle çıkıyor. Yani şimdi ölüme de güzel bir çare mesela diyelim. Buz suya giydirilen elbisedir. Çıkartırsanız buzu çıkartırsanız arada su çıkar. Su da bir elbisedir H2O. O elbiseyi de çıkar, enerji çıkar. O elbiseyi de soy. Esir çıkar. Esiri de soy, libas.
maddi hayat çıkar. Maddi hayatı soyarsan aynı hayat çıkar. Şimdi aslında giydirilmiş elbise. Akıldan fikir elbisesi, aklın elbisesi, dışarı mesela şu anda elbise var. Üşümemek için, yanmamak için, kirlenmemek için, bir de namahremler görmemesi için vesaire. Elbise gerekiyor. Aklın elbisesi fikirdir. Vicdanın elbisesi ibadettir. Kalbin elbisesi Allah için düşman olmak, Allah için dost olmak. Ruhun elbisesi nedir? Vücudundan sıyrılmak. Açfak, noksan, kusurunu derufte etmek. Bu elbise olmadığını kabul et. Ben elbisem yok üzerimde. Aklın elbisesi fikirdi. Kaldırın onu. Fikir ustadın sarı ifadesiyle fikir yoldur der. Yol. Fikir yol. Yol ne demek böyle? Yürünen bir yol diye düşünme öyle. Proje. Projedir. Düşünceler, bilgiler nedir? Mütemimleridir. Mesela şöyle. Şu binayı meydana getiren çimento, demir, tuğla, yalıyı da, villayı da meydana getiren aynı madde. Bunlar bilgiler demektir. Malumatlardır. Ama villa veya bir gece kondu olması bu projedir. Şimdi akla elbise giydiriliyor, fikir. Vicdana irade var vicdanda, ibadetullah. Elbise, atlet var, gömlek var, kazak var, ceket var. Vicdanla dört tane ya, irade, zihnis, latife-i rabbani. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzetul alim. Bunların cemi bir elbise. Gördüğüne bir ibadet desek yetiyor şimdi. Şimdi çok garip olan şu arkadaşlar. Hani Muhyiddin Arabi şöyle. Su gözükmüyor, buz var. Yani çok zordur ömründe su görmeyen bir insanın buzdan suya intikal etmesi. Ömründe ateş görmeyenin odunun içerisinde nurun ve dumanın olduğunu zor bilir. Çok zor. Ancak keskin nazarlar lazım. Şimdi Allah evvel midir mahlukatın? Evvelidir. Allah ahir midir? Ahirdir. Zahir midir mahlukatın? Zahiridir. Batınısı mıdır? Batınısı. Allah'ın nuru semavat vel ard. Yani Esma'nın donmuş hali bu mevcudattır. Donmuş. Su donsa buz olur ya. Peki yani güneş gibi düşün Allah'ım. Dünyayı da biz. Öyle bir şey yok. Allah ve biz. Yani bu suyun neresindeyse biz de Esma'nın orasındayız. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Hiçbir bu şeyi yok. Allah'ın için şeydeyiz. Tövbe için demeyeceğim de. Yani ondayız işte. Allah'ın nuru semavat vel ard, Esma'nın donmuş haliyiz. Bakın güneş gibi bir Allah, haşa. Dünya gibi mevcudat. Öyle Allah işte Esma ile besliyor. Öyle yok, öyle bir şey yok. Yani o şirktir. Farklı ve ayrı değil. Değil. Farklı ayrı bir şey değil. Öyle bir şey değil. Yani buz ayrı, su ayrı. Enerji ayrı, esir ayrı. Öyle bir şey yok. Hepsi aynı yerde. Muhyiddin Arabi onun için mi demiş? Onu tefrik edememiş. Demiş ki Allah evveldir, ahirdir, zahir ve batındır. Yani evvel her şey odur diyor yani. Hemos dedi. Ha, fakat Esma'nın hakikati var ya, şu mevcudatı göremedi. Yani mesela Temmuz Ağustos'ta bir ayna düşüneniz. Ayna. Güneşi gösterse o kadar şiddetli parlar ki ayna göremezsiniz. Gözünüz alır o şiddeti zuhurundan. Malum adam 40. hocadan duymuştum ben de. Rize'ye gelmişti. Malum adam var Amerika'da. Onun için demişti hiç unutmuyor. Bu mevzumuzla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Külliyatta beni 3 cümle büyüledi demiş.
Beni benden aldı. Öyle demiş adam. Neymiş biliyor musun? İkisini unuttum da bir tanesi şu. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş tabiri beşer tabiri olamaz demiş. Yani Allah şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Bir şey şiddeti zuhur olacak. Şiddeti zuhur gizlilik sebebi olacak. Üstad diyor ya, ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat-ı akdes. Çok ilginç yani. Şimdi aynada Temmuz, Ağustos'ta güneş vursa, böyle gündüz ortası, aynayı görebilir misin şiddetinden? Şiddeti zuhur seni kör eder. İşte Muhyiddin Arabi böyle bakmış, aynayı görememiş. Onu latif nüktelerde bunu söylüyor bu misali. Bu gözükmez yani, ancak değişik bir şey olacak ki orada evet o güneştir demek zorunda kaldı. Eğer aynayı kabul etseydi, ha semadaki güneşin azami derecede yansıtıcı olduğunu bilecekti. Orada aynayı görememiş. Ne fark eder demiş, güneşte aynı. Orada ayna var demiş, ne aynası demiş ya. Tamam. Şimdi Allah, tövbe, tabirimi dikkat etmeye çalışıyorum da. Yani buz suyun içinde de değildir, dışında da değildir. Evveli değil, ahir değil. Bu suyun sıfatıdır. Zahir. Şimdi dört tane farklı ışık düşün. Evvel desem bu ışığa. Aynı şiddette tersten. Bu da ahir. Onu ortadan kaldıracak bir ışık. Yani bu ışığı, evvel ışığını ortadan kaldıracak, ahir ışığını ona vurdursam. Tamam? Bir metre aralıklarla. Şuraya da zahir ışığıyla farklı bir ışık, batın ışığını birbirine vurdursam ama birbirini ortadan kaldıracak. Zahiri ortadan kaldıracak batın, batını ortadan kaldıracak zahir. Vursam ortada kürede ne olur? Birbirini ortadan kaldırıyor. Ha işte bu dünya, bu. Bura mahlukat oldu. Birbirini çarp. Yani celali bir vurdu. Cemale vurdu yani. Celal cemal. 24. Şiddeti söz. Zuhur etmiş. Zuhur etmiş. Buna birbirine bir vurunca ortada ne olur böyle? Hani böyle pşş, yukarıya bir şey çıkar. Bak şimdi. Celal ile cemali vurduğun zaman artık orada küre şeklinde böyle yuvarlak bir şey etrafı kuşatacak, ikisinden farklı bir şey olur. Onun adı kemal. İşte Allah bu alemi şehadeti, celali, cemali çarpıştıracak alemi şeceri hikat böyle çıktı. Şeyde 24. sözün başında bana. Şimdi benim namazda hatırıma gelen bu evvel, ahir şu ağaç zahir ve batını Allah veldir. Neyi ortadan kaldırır? Ahiri kaldırır. Öyle diyor ya, Risale'de geçiyor ki, lemalarda. Her esma kendi hükmünü icra etmek için zıttını ortadan kaldırmak ister. Neye benzer diyor? Mesela bir ot, kendi var olması için zıttını ortadan kaldırır. Yayılmak ister, o da yayılmak ister, bu da yayılmak ister, bir yerde karar olur. Karar bu. Zıtlarının çarpışmasına karar olur. Su niye akar? Kararsız olduğu için. Adem'den vücuda kaçıyor. Ama fizikte ne demek? Karar olunca durur. Yukarıdan aşağıya kararsız olduğu için. Şimdi her bir bitki, her bir esma hükmünü icra etmek istiyor. İstila etmek ister. Mesela kahar ismi haşir meydanı istemez. Hesap istemez. Yığılın hepiniz. Yok olun. Ama rahim ismi, rahman ismi, hakim ismi, Vedud ismi gibiler, hayır dur diyor, hükmünü kayıtlıyor. O mutlak olmaktan zıttı olan esma ile hükmü kayıtlanıyor. Şimdi bu mahlukat, arkadaşlar, iman bile ruha elbisedir diyor Sari, 20. sözde. Hatırladınız mı? İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde diyor ki, sen de diyor, ruhuna iman libasını giydir ki manevi şeylerden yanmayasın. Ama diyor, bunun bir benzeri olan maddi bir elbise de yapın ki vücudunuz da yanmasın diyor. O da zahirini de söylüyor.
İmana libas diyor. Nereye giydireceksin? Ruha. Ruhu yakamıyor bu sefer. Şimdi kardeşler, bu ölüm var ya, bu mezarlık işte, kabir, ceset falan, mezar gelecek. Bu hayata giydirilen libastır. Hayat ölmez. Nefis ölüyor. Hayata giydirilen bir libastır. O libas olunca çıplak olmuyor. Mesela beden, şu ceset hayata giydirilmiş. Hayat nereye giydirilmiş? Şuur ve hisse giydirilmiş. Şuur ve his nereye giydirilmiş? 336 elemalardan söylüyor. Şuur ve his elbisedir, akla giydirilmiş. Sonra zati ve müstakil bir cevherdir ruh. Ona giydirilmiş demiyor. Demek ki şu mevcudat hayata giydirilmiş elbise. Hayat his ve şuura giydirilmiş elbise. His ve şuur akla giydirilmiş elbise. Şimdi vefat anında hayata giydirilen elbise, şu elbiseden çıkartacağım. Şimdi odama gidince ben cübbeyi çıkartacağım. Giydirilmiş elbise. Düğüne gidince ayrı bir şey giyiyorsunuz. Cenazeye gidince, derslere gidince, yatağa girince ayrı elbiseler giyiyoruz. Böyle hakikaten tuhaf gözüküyor. Yani ölümün siyah peçesi diyor ya, mezarlık, kabre giriyor falan. Bu aslında kontrolsüz bir histir bu. Hissiz. İnsanı rahatsız ediyor. Oysa bu beden hayata giydirir. Gardırobu gibi, elbiseyi çıkarıyorsun, gardırobu koyduğun gibi mezara koyuyorsun elbise. Şimdi bu tefekkür şeylerden pazar günde bahsettim. Bu dima çalışa çalışa, yani insana hani Risale'nin terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diye söyleyeceğim de bir parçasını. Yani bu hava alemi var ya, bu buralar, her taraf. Yani öyle bir fikir değil, bende böyle bir his var. Yani bütün o alemler, o zatlar, o alemler, fikir değil ha, böyle bir şeyi okudum da ben naklediyorum değil. Hepsi, herkes, hepsi, herkes buradalar. Biz de onların içindeyiz. Bizi hep duyuyorlar gibi hissediyorum. Hasan Efendi abi, bu hissiniz meleklere imanın inkişafı gibi bir şey olabilir. Bu dima var ya, melaikeler. Bu dimadan sonra oldu. Yani bu elbise görüyorum ben bunu. Şu libas, hava alemini, şu mevcudat da. Böyle fikir demiyorum yani. Ölüm anında ne oluyor biliyor musun? Hiçbir yerde olmayacağım. Yani bir yere gitmeyeceğim. Benim yalnız alttan elbisemi alacaklar işte. Affedersiniz, özür dilerim. Çocuğunu alttan alıyorsun ya. Alıyorsun. Mesela bırakıp gidiyor. Yılan bile elbisesini bırakıp gidiyor. Yani bir yere gitmeyeceğiz ha. Elbise üzerimizden alınacak. Anne çocuğun elbisesini alıyor, gidiyor, atıyor çamaşırını. Çocuk orada zaten. Giydiriyor, başka bir elbise giydiriyor. Hadi yat diyor. Pijamayı giydirdim. Falan burada mesela senin Zübeyir abin. Zübeyir. Yani hepsi burada ya. Yani bu fikir değildi böyle, bir inanç, bir şey değil. Bu dima çalışa çalışa böyle bir tuhaf böyle. Bu sefer insan da korkuyor, utanıyor, çıplak falan böyle. Çünkü hepsi görüyor gibi oluyor. Şimdi Allah bir yerde, biz bir yerde değiliz. Biz Allah'tayız. Sen namazını tekrarlarsın. Ben namaz için düşündüm. bu namazda. Şimdi size inayeti söyledim. Şimdi bu saatte, saat kaç şimdi? 11. Öyle mi? 11. Ha, 11.30. Bak şimdi. Şimdi bu saatte bu işten geldiniz, bu müzakereye katıldınız değil mi? Başkası için, hiç nurları bilmeyenler için imkansız. Bir de ölünce imkansız. Bilenler için de zor. Gelmesi zor. Bakın, bazılarına göre imkansız. Nur talebeleri, şu anda müzakereye katılmayanlar için, yorgun olan, hasta olan için zor. Ama senin için oldu mu? Oldu. Ha, bu inayetmiş. Senin için de bazen imkansız veya çok zor olan şey, bazen çok kolay olmasının adı inayettir diye.
bu inayeti tarifi. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Namazda gelen şey. Fakat bu dört tane isim, Mehmet'in dediği gibi vallahi hakikaten namazı iade etmem lazım. Yatsı namazı. Dört tane ismi çarpıştırdılar. Şu ne acili şey, Kaysi değil mi? Bu evet, Kaysi evet. Ortaya çıktı ya. Bir anda yoktu. Evvel ismi ahiri ortadan kaldıracağım dedi. Ahir de dedi ki ben de seni ortadan kaldıracağım. Bir çarpıştı. Zahir batını, batın da zahiri. Dördü aynı noktada ortak. Yani bu buradan vuruyor, bu da buradan vuruyor. Bu da buradan vuruyor. Ortak böyle hani var ya, kürenin ortası. Kürenin ortasına göre her nokta eşittir. Zaten burada iyi şeyler olmuyor abi. Yavaş yavaş ilerlememiz. Abi hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. Tamam aldı mı kitabı? Sinem siz bunların altınıza aklıma şey geldi böyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle sanki giysiyi çıkaracağım sanki başka bir yer yok olmamış gibi diğer tüm meclisin olan. Şu anda Arş-ı Azam bir elbise giydirmiş. Bak şimdi iyi dinle Abdülmelik. Arş-ı Azam bir elbise giydirmiş sana. Lef-i Mahfuz elbise giydirmiş. Arş Hayır. giydirmiş. Cennet cehennem giydirmiş. Kür sana giydirmiş. Alem-i Şehadet giydirmiş. Bunlar vefatta bu giydirilenin çıkartma serüveni başlıyor. Vefat o an ne demek vefat? Sana giydirilen en kesif en cami ya. Şu beden en kesiftir, en camidir, en çok Allah'a gösteren, en iyisini ifade eden bu kesif ceset. Bu vefatta sana giydirilen, mesela diyelim ki şöyle diyeyim. 10. kattan çıplak bir bebek düşün, gökten geldi. İç çamaşırı giydirildi. 9. katta bilmem nesini giydirildi. Derken 8-7 aşağıdan çıkınca ayakkabı, çorapla adam takım elbiseyle çıktı. Tamam. Şimdi bunu geri döndür. Hangi katta ne giydiyse girerken çıkar ayakkabını. 2. katta çıkar çorabını. Çıkar şalvarını. Çıkar paltonu. Çıkar gömleğini. Çıkar atletini. Çıkar bilmem neyini. Aynı aslına dönüş. Dönüş başladı. Dönüş ondan geldik, ona döneceğiz sırrı. Geldik. En cami nedir? Allah'ı en iyi gösteren, kendisi esmasından en çok uzak olandır. Esmasına en uzak şey de camidattır, kesiftir, şu mevcudattır. Cennetten daha cami burası. Çünkü cennet cemali gösteriyor, celali göstermiyor. Cehennem cemali göstermiyor, celali gösteriyor. Ama alem-i şehadet hepsini gösteriyor. Onun için çok ilginç burası. Buranın fırsatını bulamazsın. Yani burada bir kere giydin bu elbiseyi, mevcut elbiseyi, bir daha bu elbiseyi göremezsin. Bilen bilecektir, bilmeyen bilmeyecektir. Anlayan anlamıştır, anlamayan anlamamıştır. Kıymetini kim bilir? Âli ruhlar bilir. Yani bu mevzuları herkes idrak edemez, taşıyamaz. Niye söylüyorsun? Rabbime söz verdiğim için. Sözüm yerine gelsin diye söylüyorum. Kaldırabilirim, niye söylüyorsun? Dedim Rabbime, ya Rab bana ver, ben de kullarına vereceğim. Kim alacak? Manava kim gider? İhtiyacı olan. Bakkala kim gider? İhtiyacı olan. Ayakkabıcıya kim gider? İhtiyacı olan. Bu başka bir şey. Bize bunları söylenseydi var ya gençliğimde, bir şey duymak için Rüştü abiden, günlerce yanından eksilmezdim. Gazeteci derlerdi, yazardım. Şimdi insanlara bunları biz neredeyiz, Allah'ın neresindeyiz? Böyle bir soru veya izah duysaydım acaba nefes alır mıydım dinlerken? İnsanlar kendilerinden çok uzak olmuştur.
kendilerine çok yabancı. İnsanların içerisi çok ıssız. Hep dışarıda yaşamışlar. İçeride hiç kimse yok. 23. sözü göre. Sarayın kapısında şenlik var. İçeride kimse yok. Siz dediniz Yasin abi. Orada da şey yerine. Peygamber Efendimiz gelsin. Biraz anlamadım. Issız deyince he. Hadis geldi aklıma. Hadis şerif neymiş o? Aklında ezberinde Kur'an'da bir ayet bulunmayan Arap diye gibidir. Ne diyor? Aklında ezberinde ayetten bir şey bulunmayan Arap ev gibidir. Allah Allah. Hadis midir diyor? Hadis şiir. Hadis mi bu? Evet. Kafasında ayet veya hadisten bir ayetten bir şey olmayan. Ayetten ezber olmayan harap ev gibidir. Harap ev gibidir. Şimdi bunlar da hep ayetlerin tefsirleri ya. Evet. Allah Allah. Harap ev gibidir. Peygamberimiz mi demiş? Esbahallah. Aleyhissalatü vesselam. Oh. Bu belki de 5-10 dakika bir şey anlattım ya. Hayatın içerisine sığmıyor. Size bir şey söyleyeyim. Geçenlerde Sakarya'ya gittim bir yaylaya. Evamiri tekvini şekillendirmek için. Çalıştım şekillendirmek için bir şey anlatacağım. Emri tekvini, evamiri tekvini şekillendireyim diye. Çiğdem yaylası mı neydi? Oo, çıktım neyse orada kalırken. Bir kadın geldi, yaşlı kadın. Yayla ya. Biri sonra telefon etmiş, bilmiyorum ki. Demiş ki orada bir hoca var, git ona yoğurt ve süt ver demiş. Bir şey anlatmak için anlatıyor. Mevzumuzla alakalı. Kadın geldi, yaşlı bir kadın. Hoca efendi sen misin dedi. Allah Allah. Baston elinde, elinde de tane şey, bahraç. Hayırdır dedim ablam, hayırdır. Hoca efendi dedi, bu yoğurtu sana getirdi. Ben karşılığını vereyim sana, vermem lazım. Verdi ve hayır bir şey istemiyorum ha, sakın bir şey demiyorum ama vermem lazım dedim. Vermeyeceksin dedi. Ben dedi, senin sahibinden alacağım dedi. Lan ne diyor bu ya? Senin sahibinden alacağım dedi. Niye dedim sahibime bu işi bırakıyorsun? Benden al. Ben köylüyüm dedi. O kadar kafam çalışmaz dedi. Ablam dedim, sana bir şey söyleyeyim de o zaman git. Zannetmiyorum bu mektep, hiçbir şey okuduğunu bilmiyorum. Yani tahmin edemem. Tamamen yaylada büyümüş bir şey. Çok köye inmiştir. Sonra sordum biliyor musun? Dediler ki, bu yaylada bir kısım insanlar köye iniyor, köyden Hendek veya Adapazarı'na inmemişler. Ömür billah. Şehri hiç bilmiyorlarmış bazıları. Galiba onlardan bu. Aşağıda sordum da o yerler. Ondan birisi. Bir şey anlatacağım şimdi esas. Böyle ablaya baktım yaşlı ya. Abla be dedim. Dedi ya sen senin sahibinden alacağım dedi. Abla be dedim. Senin kalbin senden büyük biliyor musun dedi. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Bazı insanın kalbi kendisinden büyük. Bazı insanın kalbi bedeninde ararsın mikroskop, teleskop gibi aletlerle ara ki bulasın. Kalpte yok. Karanlık bir gecede, karanlık bir odada, karanlık bir taşta, karanlık karınca arar gibi ara ki bulasın. Adamın kalbi yok. Bazısı da adam yok. Adam yok. Kalp var. Kalbi kendisinden büyük.
Mevlana demiş ya, bakarsın demiş, adam var, bir adamdır, tamam mı? Bir adama bakarsın öyle, üzerinde elbise var, adam dersin ama içinde kimse yok. Ama bir adam dersin ama üzerinde libas yok. Aslında libas var, içinde adam yok. Gibi yani. Bunun kalbi kendisinden büyük. Bassın aklı kendisinden büyük. Anladınız mı? Ondan sonra hoca efendi, o kadar ben şeyi bilmem. Ondan sonra kalbin, dedim ya, bilmem dedik, çıktı, döndü. Dedi, en son ne söyledin sen dedi. Senin kalbin senden büyük dedi. Allah. Hemen bir salavat getirdi ve gitti. Ya. Bazısı para kendisinden büyük. Bazısı gözükmeyecek kadar yok olmuş adam, kadın büyük. Bazısı kariyer ondan büyük. Bazısı da Mesnevi'den söylüyor. Kainatı yutsa omuzundaki toz gibi. Kainatı yutsa tok olmuyor. Yani ustad şöyle demiş. Bazısı kainatı yutsa tok olmaz. Bazılarına da zerre var ya, atom. Ona mezar olmuş. Zerreyi boğmuş. Bazı kendini olmuş. Kendini unutmuş, kendisinden haberi yok. Unutmak için o kadar gayret ediyor ki, yani televizyonla, müzikle, filmlerle, telefon niye elinden düşmüyor bir insanın? Sıkılıyor, biliyor. Çünkü ekran onun enerjisini bitiriyor. Mesela ben 12'den sonra telefona bakayım, şöyle birkaç dakika. En az yarım saatimi alır, uyuyamam enerjiden dolayı. Belki de vesvese yapıyorum. Niye elinden düşmez insanın? Çünkü kendisiyle baş başa kalmaya tahammülü yok. Kendisiyle meşgul olmaya tahammülü yok. İçerideki sesi duymaya tahammülü yok. İçeride ne sesler var biliyor musun? Neye benzer biliyor musun? Çiğdem Yaylası'na gittim ya, Sakarya'da. Gündüz, gece... gece çık böyle namaz kılmaya kalktığım zaman, orman içinde ya evler, orman. Öyle esiyor ki camlar. Hayvan da var. Böyle biraz giderdim. Kirpi. Oda da kirpi. Kirpi geziyor. Aha. Burada kirpi mi? Kirpi. Kirpi midir o? Hayvan dedik, bak hayvan gel. Allah Allah. Fe subhanallah. Kusura bakmayın Hasan abi. Tamam. Allah Allah. Şaşırdım ama hayvan dedik, hayvan geldi arkamızda. Saat 11:30 ya. Allah Allah. Şimdi ormanın içine girdim. Dere akıyor. Biraz ileri gidiyorsun. Vadi bir şey. O rüzgar orada şekil değiştiriyor. Sesi değiştiriyor. Ağaca vuruyor. Rüzgar aynı rüzgar. Çamların tellerini vuruyor, ayrı bir dehşet saçıyor. Gürgen ağacına vuruyor, ayrı bir dehşet saçıyor. Derenin üzerine gidiyor taşlarda. Evet, aynı hava ama vurduğu yerler farklı. Aynı. İnsanlar aynı ama içerisinde ormana vuran rüzgar gibi ne kadar farklı sesler, uğultular, vahşetler, yeisler, ümitsizlikler şey geliyor. Allah Allah. Kimse, istisna hariç, hiç kimse kendisine tahammülü kalmamış. Kendisini sevmiyor. Nereden biliyorsun? Başkasını sevmediği için. Buraya mı geldi?
Subhanallah ya. Seni fırlatabiliyor abi. He? Ne? O üstünü fırlatabiliyor. Öyle fırlatsın. Allah Allah. Ben bunu bir fotoğrafını çekeyim ya. Mesela cennette olsaydın bir esma görecektin. Cemali esma. Yani cemali esmaları görecektin. Cehenneme gidecek miydin? Cennette yok. Celal esmaları görmeyecektin. Peki kemali esmayı görecek miydin? Göremeyecektin. Normalden kemali esmayı görecektin. Göremeyecektin ki çatışmamış ki olsun. Ama bu aleme geldin. Celali, cemali, kemali. Bir de mesela bu söyledikten sonra bir kendini bir de dinle şey Abdülkadir. Böyle yatağa şey yapınca oda karanlık ya. Oda karanlık. Böyle ne zaman fark edersin biliyor musun kendini biraz? Gece yarısı teheccüde kalktığın zaman bir o zaman bir de yayla gibi yerlerdeysen çık böyle dışarıya. Bazen dolaşmaya çekiniyorsan bir de orada kapıda veya teheccüde kalkınca camı aç, semaya bak. Birkaç dakika dingillik yani kendinle bir meşgul ol. Böylece hiçbir şey düşünmemeye çalış. Bakayım dehşetler, vahşetler gelecek mi? Kendine bakayım tahammül edebilecek misin? Çok şükür ya bu Risale-i Nur'un nasıl bir eser olduğunu gün geçtikçe hiç anlamadığımı anlıyorum. Yani nankörlük yapmayayım. Yani batın cihetiyle hiç dokunulmamış. Nadasa bırakılmış. Hiç dokunulmamış. Meğer Risale-i Nur elbiseymiş. Risale-i Nur da elbiseymiş. Allah Allah, içinde kim var dedim. İçinde ben varmış. Bir baktım ki Risale'nin elbiseymiş. İçinde ben varmış. Kur'an'a bir baktım. Baktım benim ikizimmiş. Boş ver bu deliği fazla dinleme. Hadi gidelim.